İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Asala üyesi Şehit Pierre Gülümyan'ın cenazesinin Fransa'dan Ermenistan Cumhuriyeti'ne taşınmasına ilişkin açıklama. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Cuva. BBC haber ajansından Artsakh'ın Meztaher köyü, mezarlığı, okulu ve Sub Asvazadzin Kilisesi'nin yıkılmasıyla ilgili yeni kanıtlar. Artsakh Güvenlik Konseyi, Berzor-Laçin yolu üzerinde Azerbaycan'ın gümrük karakolu kuracağı söylentileri hakkında. Ajanlıkla suçlanan Ermeni kökenli eski imam ve din kültürü öğretmeninin hikayesi. Ülke bölgelerinin Ermenistan olarak anıldığı Netflix dizisi Türkleri kızdırdı. Soykırım suçuna karşı 4. Küresel Forum Yerevan'da gerçekleşecek. Şehit yoldaşımız Pierre Gülümyan'ın cenazesi ana vatanına nakledilecek. Son ulusal kurtuluş mücadelesinin özgürlük savaşçısı Şehit Pierre Gülümyan'ın kalıntıları şehadetinden 40 yıl sonra nihayet ana vatana döndü. Gülümyan 2 Ağustos 1982 yılında Paris'te bir kaza sonucu şehit oldu. Yaşadığı sürece Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu Asala Avrupa bölgesinden sorumlu subayıydı ve bu nedenle birçok askeri operasyona liderlik etti ve bizzat katıldı. Cenazesinin geri dönüşü ve vatan topraklarla birleşmesi şunları sembolize eder. Ulusal hakların yeniden kazanılması için kurtuluş mücadelesini sürdürme konusundaki sarsılmaz irade ve işgal edilen toprakların kurtarılması ve ana vatanın yeniden birleşmesi fikrinin modernliği ve zamansızlığı. Cenazeyi nakletmek için gerekli yasal belgelerin elde edilmesi sürecinde talebimizi yüksek milli şuurla karşılayan şehit arkadaşımızın ailesine derin şükranlarımızı sunuyoruz. Maddi olarak destek olan, manevi olarak ayağa kalkan ve pratik olarak destekleyen herkese de derin şükranlarımızı sunuyoruz. Umarız ana vatana dönüş süreci başarıyla sona erecek. Cenaze töreni hakkında detaylar daha sonra bilgilendirilecektir. 5 Aralık 2022 Ermeni Halk Hareketi Merkez Konseyi reorganize. Batı Ermenistan'daki Cuva şehri, geleneğe göre efsanevi Ermeni kralı 1. Dikran Yervantyan tarafından kurulmuştur. Şehir, Kura Nehri'nden Yeprat, Fırat ve Digris Dicle'nin yukarı kesimlerine kadar uzanan Ermeni topraklarının merkezinde Nahçıvan yakınlarında bulunuyordu. Daha 1604 yılına kadar Cuva esasen ve hatta özellikle Ermeni özünü korudu. Gezgin Alexander Rhodes'e göre 1648'de Cuva mezarlığında iyi korunmuş yaklaşık 10 bin Haçkar anıtı vardı. Burası Haçkar anıtlarından oluşan dünyanın en büyük mezarlığıydı. Şehir özellikle ipek olmak üzere uluslararası ticaretin merkezi haline geldiği 16. yüzyılda cazibesini kaybetti. O zamanlar şehirde 3000 ev ve 7 kilise vardı. 1604'te Şah Abbas tüm yerel Ermenilerin İran'ın derinliklerine taşınması emrini verdi. Cuha'nın tüm nüfusu yerinden edildi ve şehir yakıldı. Bundan sonra şehir düşüş dönemine geçti. 1812'de bir İngiliz gezgin harabelerde sadece 45 ailenin kaldığını ve bunların hepsinin Ermeni olduğunu kaydetti. 20. yüzyılın başında Nahçıvan ilçesinin nüfusunun %42'si Ermenilerden oluşuyordu. Bu bölgenin Azerbaycan'a bağlanmasından sonra sayıları hızla azalmaya başladı. Cuva mezarlığının sistematik yıkım süreci ise 1920'lerde başladı. Ermenilerin kademeli olarak çıkarılmasıyla birlikte Cuva'nın Haçkar anıtları da dahil olmak üzere Ermeni tarihi ve kültürel anıtları yok edildi. Sovyet Azerbaycan'ın bağımsızlığından sonra Cuva mezarlığının yıkımı en aktif şekilde başladı. Yaklaşık 25 yıl boyunca mezarlık periyodik olarak yıkıldı ve sonu 2005 yılında belirlendi. Azerbaycan hükümetinin emri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla binlerce Haçkar anıtın bulunduğu asırlık mezarlık tamamen yok edildi. 1987'de Cuha'da sadece bir Ermeni kadın yaşıyordu ve kısa süre sonra tüm Ermeniler tüm Nahçıvan bölgesinden sürüldü. Ancak Ermenilerin hafızasında Nahçıvan bölgesi, ulusal tarihin ve kültürün en önemli olaylarının bağlantılı olduğu ve birçok Ermeni anıtının kaldığı eski bir Ermeni bölgesi olarak yer almaktadır. Monument Watch
Ukrayna.org web sitesi tarafından bildirildiğine göre BBC Haber muhabiri Olga Ivşina, BBC Haber ekibinin Artsakh Dağlı Karabağ ziyaretinin ardından 10 Kasım 2022'de Zafer Gösterisi Artsakh Karabağ 2 yıl sonra nasıl yaşıyor başlıklı kapsamlı bir makale yayınladı. Makalede Mestahir Köyü'nün mezarlığı, köy okulu ve Surp Asvazadzin Kilisesi'nin Azeriler tarafından yıkılması ve kutsallığına nasıl saygısızlık edilmesi konusu ele alındı. İkinci Artsakh Savaşı'nın sona ermesinden 6 ay sonra Artsakh'ın kültürel mirasını uydu sistemi üzerinden izleyen Kafkas Mirası İzleme Örgütü, mezarlığın Azerbaycanlılar tarafından tahrip edildiğini belgeleyen uydu görüntülerini yayınladı. Monumentwatch.org'un tepkisi şöyle: "Her milletin kültürel değerlerine verilen zararın tüm insanlığın kültürel mirasına bir darbe olduğunu hatırlatmak gerekir. Çünkü her milletin küresel kültürel çeşitliliğe kendi katkısı vardır. 1954 tarihli ilk Lahey protokolüne göre işgal altındaki topraklarda kültürel veya manevi değerlerin yok edilmesi yasaktır." Artsakh'ın Enformasyon Merkezi yaptığı açıklamada, Artsakh Cumhuriyeti'nde konuşlanmış Rusya Federasyonu Barış Gücü Komutanlığı'nın Berzor-Laçin yolunda Azerbaycan'ın bir gümrük noktası kurmayı kabul ettiğine dair medya tarafından yayılan bilgi gerçeğe uygun değil. Barışı koruma birliklerinin sorumluluğundaki yasak nesnelere erişimi engellemek için Rus barış gücü görevlileri gelen araçları denetlemek amacıyla Berzor yolundaki bir nolu noktaya bir röntgen tarayıcı yerleştirme olasılığını değerlendirdiler. Bu doğrultuda Berzor yolu üzerinde bir Azerbaycan kontrol noktası kurulacağına dair ortalıkta dolaşan söylentilerin asılsız olduğunu ve böyle bir olayın 9 Kasım tarihli üçlü açıklamanın hükümlerine uymadığını bir kez daha vurguluyoruz. Sizleri yanlış bilgilere itibar etmemeye ve sadece resmi haberleri takip etmeye davet ediyoruz diye belirtti. 30 yaşındaki Muhsin Omaç, Müslüman dindar bir ailede doğdu. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu, yıllarca imamlık ve din kültürü öğretmenliği yaptı. 20'li yaşlarında İslam'ı sorgulamaya başlayan Omaç, 24 yaşına geldiğinde inancını değiştirdi. Artık Müslüman değildi ancak din eksenli bir mesleği olduğu için sosyal hayatını değiştiremedi. İkili ve gizli bir hayat yaşayan Omaç, senelerce kaygı ve korku ile anne tarafından gelen Ermeni kimliğini gizledi. 30 yaşlarına geldiğinde öğretmenlik yaptığı okulda Ermeni olduğu öğrenildi. Uzun bir süre çok ağır mobbinge maruz kaldı. Birçok tarikat ve cemaatin internet sayfasında hedef gösterildi, tehdit edildi. Hakkında tıpkı kendisi gibi Ermeni olan ve katledilen Hrant Dink'e yapıldığı gibi Türk milletini aşağılamak suçundan soruşturma açıldı, yakalama kararı çıktı. Muhsin Omaç, Türkiye'den, evinden kaçmak zorunda kaldı. İşte 100 yıl öncesinden sürgünle başlayıp 2022 yılına uzanan bir insan hikayesi. Muhsin Omaç ile gerçekleştirilen röportaj web sitemizde mevcuttur. RIA Novosti Ajansı'nın Sabah gazetesine atıfta bulunduğu habere göre Netflix platformunda yayınlanan Pepsi Jetim Nerede dizisinin ülkenin doğu bölgelerinin Ermenistan toprağı olarak işaretlendiği ilk bölümü sözde Türk seyircisini kızdırdı. Bunun Netflix'in dahil olduğu ilk vaka olmadığı bildiriliyor. Gazete, Netflix dizisinin Suriye'deki bir Mossad ajanını konu alan casus dizisinin 4. bölümünde duvarda bölünmüş Türkiye'nin haritası asılıydı. Netflix'in sunduğu 2. Dünya Savaşı'nın önemli olayları belgeselinin 5. bölümünde dünya haritasında ilginç bir ayrıntı fark edildi. Haritada Türkiye bölünmüş durumda ve bölünen topraklar Ermenistan toprakları olarak işaretlenmiş olduğunu yazdı. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Şüpheciler bile bunu değiştiremeyecek. Yeni teknolojiler çağında soykırımın önlenmesi başlığı altında soykırım suçuna karşı 4. Küresel Forum 12-13 Aralık 2022 tarihinde Yerevan'da gerçekleşecek. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahe Gevorkyan, foruma bu alanda söz sahibi çok sayıda prestijli insanın katılacağını kaydetti. 30 uluslararası bilim insanı, üst düzey yetkililer, teknoloji şirketlerinin temsilcileri olmak üzere yaklaşık 250 katılımcı konuşma yapacak. Bakan yardımcısı,
Uluslararası güvenlik sisteminin çökmesinin her zaman insanlığa karşı suçlara ve diğer kitlesel vahşetlere yol açtığını tarihten iyi biliyoruz. Bu bağlamda bilimsel bir konferans düzenlenmesi ve soykırımın önlenmesiyle ilgili çevrelerin davet edilmesi başlı başına önemlidir, dedi. Ona göre soykırımın uygulanması hiçbir zaman kolay bir iş olmadı. Soykırım fikrinin toplumun farklı katmanları arasında uzun soluklu propagandasını çok sayıda insanın örgütlü bir şekilde katledilmesini gerektirdi. Ve bu bakış açısıyla 20. yüzyılın başında soykırım sayfası açıldı ve Ermenilere yönelik soykırım Arminosit bunlardan ilkiydi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1895-1978 yılları arasında yaşamış olan Aşu Havasi'nin Slava Yeghyazaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ov Silelis adlı eseri sunuyoruz. Ov Silelis yelag sardim mahitare Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.